Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Zeytinyağlı biber dolması tarifini paylaşacağım. Şu an tam mevsimi bu güzel biberlerin. Ve lezzetli bir dolma yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka ve mutlaka denemelisiniz. Çok harika bir iç harçla hazırlayacağım. Sunum esasında bu şekilde üzerine limon sıkarak servis yapmayı tercih ettim. Şimdi hemen püf noktalarıyla birlikte yapımına geçelim. Ben bu şekilde biberin kapaklarını kullandım. Böyle biberi kırmadan nasıl çıkarabildiğimi şimdi hemen göstereceğim. Öncelikle biberlerimizin buzdolabından çıktıktan sonra yaklaşık 2 saat boyunca da sıcaklığında durması gerekiyor. Aceleniz varsa ılık suya koyabilirsiniz. Çünkü sert olduğu zaman biberler çatlayabilir. Bu şekilde kapağı güzel çıkmaz. Bu şekilde ben biraz beklettim. Yumuşadılar. Kapak kısmındaki çekirdekleri temizleyip yıkıyorum tekrar. Ve biberlerim bu şekilde kullanıma hazır. Şimdi hemen iç harcına geçelim. 3 tane orta boy kuru soğanı yemeklik şekilde doğruyorum. Soğanları bir tencereye aldım. Üzerine 1 su bardağından biraz eksik zeytinyağı ekleyerek kavurmaya başlıyorum. Aynı iç harcı isterseniz yaprak sarmasında da kullanabilirsiniz. Oldukça lezzetli ve çok güzel bir harç oluyor. Soğanlarım kavrulduktan sonra 2 su bardağı yıkamış olduğum ve bir 10 dakika kadar suda bekletmiş olduğum pirinçlerimi ilave ediyorum. Yaprak sarması tarifime yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bunu da bir şekilde karıştırıyoruz güzelce. İçine yarım bardak su ekledim. Sıcak su ve demlemeye bıraktım. Pirinçlerim kavrulduktan sonra. Şimdi yeşilliklerimi doğruyorum. Şöyle 1 demetin 3'te 1'i kadar maydanoz, dereotu ve nane var. İç harcım hafif demlenip soğuyunca şimdi yeşilliklerini katıyorum. Bol yeşillikle çok güzel oluyor. Yumuşacık oluyor içi. Baharatlarım var. Hangi baharatları kullandığımı bilgi kutusuna da yazacağım. Ve şöyle kavurduğum dolmalık fıstıklarım var. Aslında bu dolmaya üzüm de çok yakışıyor. Ama benim çocuklarım sevmediği için bugün üzüm eklemedim dolmanın içine. Dolmalarımı bu şekilde bütün biberlerimi yetecek şekilde doldurdum. Ve şu fazlalık gelen saplarını biraz makasla küçültüyorum. Ve biberlerimin tam yarısına gelecek şekilde kaynar su ekliyorum. Üzerine bir tane büyük boy servis tabağı kapatarak tencerenin kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısarak toplam 50 dakika kadar pişmesini sağlıyorum. 50 dakikanın sonunda açıp şöyle üzerindeki kapağı alabilirsiniz. Daha sonra dinlendikten sonra servise hazır hale geliyor zaten. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup ufak dahi olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim videoma. Yepyeni tariflerde buluşana dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.